Bugün Antep imza gününde abla geldi yanıma. Onun eşi de hastalıktan vefat etmiş. Kanserden. Allah cennetine hayırlı bir şekilde alsın inşallah. O da mektup yazmış, mektup verdi bize. Mektubu okudum da. Böyle dayanılmaz hale gelmiş hastalığı. Daha sonra bizim bu yaptığımız Hastalar Risalesi serisinden bir ders dinlemiş. Onu dinledikten sonra diyor, sürekli diyor şükürle geçti günleri diyor. Hatta sürekli şey diyormuş, abla eğer hayalhanem İstanbul medresesine, işte oranın bir ihtiyacı olursa sakın beni unutmayın falan demiş. Sonra vefat etmiş, Allah rahmet eylesin. Onlar da hem mektubu getirmiş, hem onun vasiyeti üzere yapılması gerekeni yapmış. Böyle gözyaşları içinde anlattılar yani. Ya son ana kadar diyor, sizin videolarla teselli buldu diyor. Bu Hastalar Risalesi serisiyle yani. Ne kadar elzem dersler, ne kadar elzem. Her elini açan Allah'ım senden gelen her şeye razıyız diyor değil mi? Her elini açan öyle diyor. Şimdi nimet varken Allah'tan razı olmak marifet değil. Allah senden verdiği nimetleri aldığında da razıysan, işte sen o zaman Allah'tan razı olmuş oluyorsun. Ama dayanamıyoruz değil mi? Allah Allah. Nimet geldi, razısın. Fakirlik geldi, razı değilsin. Demek ki senin razı olduğun Allah değil. Zevkler, lezzetler, bana gelsin o nimetler meselesi. Şimdi Allah Azze ve Celle nimet verdiğinde acaba bu kulum nimetin kulu mu? Abdülnimet mi? Abdüllezzet mi? Acaba onlardan mı razı yoksa benden mi razı? Anlaması için ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Çekiyor nimeti. Öyle değil mi? Nimeti senden çekiyor. Allah Allah. Şimdi Allah senden nimeti çektiğinde hala yokluğunda, nimetin de yokluğunda Allah'tan razıysan bu iş olmuş demek. Ama nimeti çektiğinde çekilen nimete bedel pençelerin çıkıyorsa ben böyle bir şekilde kulluğa devam edemem diyorsan senin razı olduğun Allah değil. Nedir? Lezzetler, nimetler bana gelsinler. Yani nefsin kısacası. Çünkü lezzetin merkezi nefistir. Madem lezzetin merkezi nefistir, Rabbine tapamayan nefsine tapıyor demektir. Allah Allah. Bak ayette ne diyor biliyor musun? Bakara suresinde. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla. Allah kanunlarını söylüyor bize. Ben bunları yaratacağım diyor sizin başınızdan. Ne yaratacakmış? Açlık. Yani bazen para ne olacak? Elden gidecek. Gitti para. Kimi kullanacak Allah giderken? Değil mi? Seni beni kullanacak. Sebepleri kullanacak. Sen kimden bileceksin? Sebeplerden bileceksin. Öyle oluyor bak. Bu asır o asır. Maalesef öyle gidiyor maalesef. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Bak bak ne güzel ayet ya Allah Allah. Sağlık verince şükrettik. Şimdi Allah Azze ve Celle şunu bize gösterecek. Acaba bu kul verilen sağlığa yani nimete mi şükrediyor yoksa bana mı şükrediyor? Allah Azze ve Celle haşa zaten bunu biliyor ezeli ilmiyle. Bize göstermek için ne yapıyor? Sağlığı bir anda çekiyor. Sağlık elimizden gidince şükür devam ediyorsa evet sen Allah'ın kulusun. Sen Allah'a şükretmişsin. Sağlık elden gidince pençeler çıktıysa sen de Allah'a kulluk yok. Senin taptığın nefsindeki alan, nefsine gelen lezzetlerdir. Allah Allah. Demek o zaman hastalık bir insanın mayasını, kumaşını ortaya çıkaracak muazzam bir şeydi. Muazzam. Şimdi bazen insan böyle ateşler içerisinde yerinden kalkamaz hale geliyor. Ben o hallerde bile ders okuyan, başka şehirlerde tanıdığım var. Gidiyor dersini okuyor. Bazen birisinin ayağının, serçe parmağının üstündeki tırnak ağrıyor. Ya ben şimdi ilim bilim öğrenemem. Ne bu dersler mersler benim bilmem nerem ağrıyor diyor. Şimdi Allah niye ağrıtıyor acaba? Bir insanın içindeki kaliteyi, hakikati, samimiyeti ortaya çıkarmak için. Çünkü sürekli verdiğinde Allah Azze ve Celle bu adam nimeti mi seviyor, Allah'ı mı seviyor? Ortaya çıkar mı bu? Çıkmaz. Çünkü herkesin dilinde Allah'ım senden her gelene şükür. Ama hakikatinde bu var mı? Anlamak için ne yapacak Allah Azze ve Celle? Çekecek, çekecek. Bazen bazı dualar duydum yani. Allah'ım bana verdiğinden geri koma. Belki duada bir abeslik yoktur. Ama Allah ne zaman verdiğinden geri koduğunda sürekli hep Allah'ın yolunu bıraktı. Namazını bıraktı, niyazını bıraktı, şunu bıraktı, bunu bıraktı. Allah'ın çektiğinde bile verdikleri zaten yedi düveline yetecek seviyedeydi. İnsanoğlu öyle. Şimdi sağlık da böyle. Sağlık ciddi bir nimet. Yani sağlık nimeti olmadıktan sonra karpuz nimetinin olmasının bir önemi kalmıyor. Ağzının tadı kalmıyor adamın değil mi? Mesela bu Covid olan arkadaşlar vardı zamanında. Direkt lezzet gidiyormuş Covid'de. Ben geçirmedim bilmiyorum. Arkadaşlar öyle anlattı. Lezzet gidiyor dedi. Hatta 2-3 arkadaş aynı yerde Covid geçirdiler. Karantinaya kapadılar bir evde. Evde de yemek yapıyorlarmış bizim arkadaşlar. Ondan sonra patates yapmışlar. Bizim bir tanesi de patatese ketçap mayonez sıkmış.
Bizim diğer arkadaş demiş ki ya demiş sen Covid oldun lezzet almıyorsun. Ketçap mayonezi niye sıktın demiş. Demiş ki ya onun bir soğuk tadı var ya o çok hoşuma gidiyor. Şimdi o zaman yani sağlık bize gelecek o yiyecek içeceklerden daha büyük bir nimet oluyor. Demek ki Allah Azze ve Celle orada da şunu bize göstermek istiyor. Acaba bu kulum verdiğim sağlık nimetinden mi memnun yoksa benden mi memnun? Bunun içinde ne yapıyor? Arada sağlığı bizden çekiyor değil mi? Burada hasta kardeşlerimiz var. Allah şifa ihsan eylesin. Şimdi bir insan bunun altyapısını, sebebini, hikmetini bilmezse nereye gidiyor konu biliyor musun? İsyana gidiyor isyana. Ya biz öyle denk geliyoruz. Allah'a inanmıyorum diyor. Niye? Niye inanmıyorsun Allah'a? Baksana şu üzerimdeki hastalıklara, musibetlere. Yeter bir ben mi kaldım diyor, isyana gidiyor. Madem hastalık bir insanı isyana sürükleyebiliyorsa, şu hastalar risalesindeki derin meseleleri anlamak da mutlaka ve mutlaka iman dersi demektir. Çünkü zıttından belli. Zıttı şek ve şüpheye götürüyorsa, aslı kendisi demek ki imana götürecektir. O yüzden şu an okuduğumuz evet hastalara teselli, evet hastalara manevi bir reçete, evet. Ama aslı ve hakikati ciddi bir iman dersi, Allah'ı tanıma dersi, bilme dersi, marifetini, tasarrufunu anlama dersi. Bir insan bunun altyapısını bilemedikten sonra bir ihtimal dişini sıkamayabilir, bir ihtimal kendisi meğer Allah'a değil de verdiği nimetlere gönül bağlamış, bunu anlayamayabilir. İşte bunları anlamanın yolu bu derste. Başlayalım mı? Çok derin manalar var. Bismi Sübhanehu. 25. Lema 4. Deva. Ey şekvacı hasta. Şikayet eden. Senin hakkın şekva değil, şükürdür. Şimdi bir insan hastalığını bir insana anlatıyor ya, aslında Allah'ı insana şikayet ediyor demek bir şey biliyor musunuz? Ya Allah bana bunları verdi, duydun mu? Öyle oluyor öyle. Niye? Veren kim? Allah. Haberi olmadan mı verdi Allah? Haşa öyle bir şey olur mu? Biz ayetten biliyoruz yaprağın kımıldaması onun ilmi dairesinde değil mi? Bak. Veren kim? Allah. Haberi olmadan mı verdi? Haşa haberi var da verdi. O zaman sen adama gidiyorsun ya bak başıma bunlar geldi diye şekvacı bir tarzda anlatıyorsun. Yani doktora bana şu reçeteyi yaz diye değil şekvacı bir tarzda. Ben mi vardım bunları başına gelecek görmüyor musun şu hallerimi yeter dayanamıyorum diye şekvacı bir tarzda anlatıyorsun ya. Ne yapmış oluyorsun? Allah'ı insana şikayet etmiş oluyorsun. Allah Allah. Şimdi kainattaki bir zerre atom Allah'ın ilmi dairesinin dışında hareket edemez değil mi? Bizim birisi anlattı dedi de şu elimin parmak izi olan yeri bir yara gördü dedi, zarar gördü dedi. Daha sonra işte merhemi, kremi Allah'a niyaz ettim dedi. Vakit geçti geçti, iyileşti dedi. Sonra ehliyete gittik dedi. Parmağı bir bastım dedi, aynı benim parmak izim dedi. Yani bu akılsız, şuursuz atomlar aynı parmak izi çıkarmayı nereden biliyor dedi. Allah'ın ilmi dairesinde de şu parmak izin kimliğin ya, kimlik kartın yani. Akıl alır gibi değil ve hepimizin farklı. Yani bir zerre atom o ilmin dairesinin dışında hareket edemiyor. Yüzüm, simam, vücuduma giden bir tane gıda Allah'ın ilmi dairesinin dışında gidemiyor da sana gelen hastalık haşa Allah'tan habersiz mi oldu? Hayır. O zaman hastalığı şikayet etmek, hastalığı vereni şikayet etmek demektir. Hastalık bir insanın bu dünyasını biraz yorgun ve üzücü hale getirebilir. Ama hastalıktan şekva etmek, hastalıktan şikayet etmek bir insanın ahir ömrünü, sonsuz hayatını berbat bir hale getirebilir. Hastalıktan daha ağır bir akıbet değil mi? Allah Allah. Şimdi iyi de güzel diyorsun, hoş diyorsun da ben nasıl şükredeyim yani? Şimdi hastalık var mı hastalığı ben istiyorum. Ya geçen de bir kolum kırıldı. Elhamdülillah o kadar güzel kırıldı ki 3 parçaya bölündü. Şimdi bir insan bunu diyemiyor kolay kolay. E ben nasıl o zaman şikayet etmeyeyim? Bakın Üstad Hazretleri şimdi açıklamasını verecek. Neden şikayet etme? İşte sana cevabı diyecek. Buyurun birlikte devam edelim. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Bak şimdi. Şikayet neyden gelir? Haktan. Çok güzel. Bir hakkın olacak ki? Şikayet. Mesela ben bir otele yerleşmeden ya bu otelin örtüsü de kirliymiş diye şikayet etsem bir güzel değil mi? Gönderirler kapıdan. Ama o otelde müşteri olarak kalsam bir hakkım olsa o da hakkım. Ondan sonra desem ki ya böyle böyle ne bu kirlilik arkadaş desem aa beyefendi kusura bakmayın sizin otelin odasında 24 saatlik hakkınız verdi. Zira ücretini ödediniz derler. Şimdi şikayet neyden geliyormuş bir? Haktan geliyormuş. O zaman bende olan bir şey olacak ve benden alınacak ki şikayet hakkım olsun. Mesela şu beden, göz, kulak bunlar benim olsa sonra da benden alınsa benim şikayet hakkım olur mu Murat? Olur değil mi? Çünkü benim bunlar. Benden alınmış. Şimdi peki benim ne hakkım vardı bakalım? Ben bile yoktum. Ne hakkı ya? Ben bile yoktum yani. Olmayanın bir hakkı olabilir mi? Demek ki benim bir hakkım zayi olmamış ki şikayete hakkım olsun. Kaş benim değil, göz benim değil, saç benim değil, bu ceset benim değil, ruhum benim değil, duygularım benim değil, varlığım benim değil.
Hiçbiri benim değilken yarın Allah Azze ve Celle kendi mülkü olan şu cesete, kendi memuru olan bir hastalığı gönderse, biraz sana verdiği nimetleri geri alsa neden şikayet edemem? Çünkü benim mülküm değil. Mülküm olsaydı şikayet ede hakkım olurdu. Madem bunlar benim mülküm değilse bunları neden benden şu şekilde geri alıyorsun diyerek şikayet ede hakkım yoktur. Verdiği ikramdandır. Alıyor mu? İkramını kendisi alırsa mülk umumen onun olduğu için kendisi bilir. Soru: neden şikayete hakkım yok? Cevap: şikayet bir haktan gelir. Benim vücudumda hiçbir hakkım yok ki şikayete hakkım olsun. Demek ki yarın bir gün bir hastalık bize misafir gelse akla şu gelmesi lazım. Yahu vücut benim değil, ceset benim değil, saç benim değil, kaş benim değil, parmak benim değil, tırnak benim değil, diz benim değil, bel benim değil, kemik benim değil, et benim değil. Yahu bunları veren, hem de ben yokluktayken veren, hem de karşılıksız veren, hem de bana ne istiyorsun dese ne isteyeceğimi bilemeden veren. İstediği zaman da demek ki mülkünde tasarruf edip geri alır. Anlıyor musunuz neden iman dersi olduğunu? Yani şu manayı anlaması için bir insanın iman gözlüğüne ihtiyacı var. İman gözlüğü sende olacak ve sahibinin kendin olmadığını bileceksin. Dünyada Allah'ın emir dairesinde yaşamayanlar itikat olarak da ben Allah'a aitim diyemezler. Salonda güzel idman yapmayan bir boksör ringe çıktığında da güzel dövüşemez. Zamanında antrenmanlarını yapmayan bir futbolcu sahaya çıktığında da güzel oynayamaz. Dünyada da yahu Allah'ın emir dairesinde nasıl kalabilirim deyip amelini o noktada yaşamayan birisi, itikadi noktada da ben Allah'ın emir dairesindeyim ve Allah'ın mülküyüm diyemez. Demek ki bunun ruh yapısı amel yapısını sürekli öre öre oluşuyor. Acaba burada Allah nasıl razı olur? Kainat onun, ben onun, kainat onun, ben onun diye diye her ameline bu manayı katan bir insan en son hastalık başına geldiğinde, o sabır gerektiren meseleyi yaşadığında da sabır diş sıkmak demek değil, hadisenin altına bakmaktı. Yahu benim cesedim de Allah'a ait, onun mülküdür. Gönderdiği hastalık memuru da onundur. Madem onun olan da onun memuruyla tasarruf ediyor, ben buna ne karışırım ki? Ancak o zaman diyebiliriz. Görüyor musunuz iman derslerinin önemini? Ya böyle olmayınca ne oluyor? Hastalık çarptığı anda adamın içindeki hakiki inanç çıkıyor. Nedir o hakiki inanç? Ben nefsime tapıyorum, ne bu hastalık da beni buldu diye hakiki itikadı çıkıyor ortaya. Demek Allah hastalığı niye gönderiyormuş? İçinde ne varsa dışına çıksın diye. Bak, görüyor musunuz olayı? Allah Allah. Bir insan sürekli hep Allah'ın mülkünde olduğunu ve kendisinin dahi Allah'ın mülkü olduğunu anlasa hastalığın da o mülkünde istediği gibi bir tasarruf olduğunu anlayacaktır. Tek hikmeti bu değil. Yavaş yavaş gideceğim. Bir hikmetini konuştuk. Buyurun. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Neyleri yapmadım, satın almadım? Vücudumu, cesedimi, kaşımı, gözümü, bunların hiçbiri bana ait değil. Bana ait olsa nereden geldiğini bilirdim, kaça aldığımı bilirdim. İstediğim zaman tekrarını alabilirdim. Bak, hiçbirini yapamıyorum. Buyurun. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Ne güzel cümlelerdi. Sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Şimdi bir örnek verecek. Ders kısa ama bu örneği tam anlamamız lazım. Bu hastalık neden geliyor? Manası neymiş? Burayı ince ince yakalayabilmek için bu örneği anlamamız lazım. Ne örneği? Terzi model örneği. Şimdi şöyle tane tane bir okuyalım burayı. Buyurun. 26. sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetler servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla. Bir tane terzi var, zengin, varlıklı, marifetli. Bir de miskin adam var, fakir, gariban, yiyecek ekmeği yok. Miskin burada o manada, evet. Bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda, murassa, yani süslenmiş ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envai sanatını göster. Yani sanat türlerini, sadece dikim değil benim marifetim. Çok türüm var hepsini göstermek için. Keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Şimdi eskiden modellik yapan insanlar vardı. Hikayemizdeki model nasıl birisi? Miskin. Yani fakir, gariban, ekmeğe muhtaç bir tane adam. Bir tane de terzi var. Nasıl? Marifetli, kabiliyetli böyle. O modeli alıyor terziler. Eskiden de öyle.
Onun üzerinde prova yapıyor. Hatırlarsınız değil mi? Bizim çocukluğumuzda da böyle annelerimiz, babalarımız anlatırdı. Ne yapıyor? O kıyafet tam otursun diye adamı kiralıyor. Adamın üstünde kesiyor, biçiyor, dikiyor. Hatta da bazen marifetini daha iyi göstermek için zaten diktiği bir takıma yara veriyor, zarar veriyor. Bak diyor, benim tamir marifetim de iyi. Anlıyor musunuz? Sadece dikim değil, tamir marifetim de, yani sanatının çeşitlerini gösterecekti. Buna karşılık o model ücretini alıyor mu? Ücretini de alıyor değil mi? Hem de ne kadar alıyor biliyor musunuz? Ne kadar fazla kıyafet veyahut ne kadar uzun süre modellik yaparsa onun karşılığında da o miskin model adam onun karşılığını alacak. Şimdi bu terzi nasıl bir terziydi? Marifetli zengin model olarak miskin bir adamı alsa, ekmeğe muhtaç, suya muhtaç değil mi? Hiç böyle geçinecek durumu yok miskin bir adamı alsa, şu modellik vazifesinin karşılığını verse, ücretini verecek bunun karşılığında. O model adam da bir süre sonra dese ki yahu yeter, bana eğil diyorsun, kalk diyorsun, otur diyorsun, şunu giyin, şunu çıkar diyorsun, ben bunlarla yoruldum demeye hakkı var mıdır? Yoktur. Neden? Çünkü sen yokluktan, ekmeksizlikten, susuzluktan ölme seviyesine gelecektin. Ama o marifetli terzi seni aldı, o ortamdan kurtardı, kurtardığı yetmez gibi bir de bunun karşılığını verdi. Hikayedeki miskin adamın kendisi vardı, varlık alemindeydi. O miskin adamı biz olarak görelim. Bizim kendimiz yokluktaydık, yoklukta. Bir saniye Zülcelal, yani şu örnekteki terzi bizi yokluktan aldı, çıkardı. Bize bir ceset kıyafeti diktirdi. Bak bak bak, görüyor musun? O miskin adam kimmiş? Bizmişiz. Bize bir ceset kıyafeti dikti o terzi. Diktiği kıyafeti kendi sanatını göstermek için ince ince kesti, biçti, dikti. Peki gerçekten de Allah Azze ve Celle verdiği şu vücut kıyafetinde sanatını gösteriyor mu? Nasıl göstermez ya? Bugün yediğimiz kuru fasulye pilavdan gören göz yaratıyor Allah. Şimdi siz hayatınızda böyle ciddi bir sanat gördünüz mü yani? Allah demek ki sanatını göstermek için insanı ne seçmiş? Model seçmiş, ama işin ince bir noktası var. İnsanı hem sanatını göstermek için model seçmiş, hem de sanatını göstereceği muhatap seçmiş. Bak, kainatın sahibi seni beni, gel de şu isimlerimin karşılıklarına bak, şu esmalarımın tecellisine, sanatlarına bak diye bir de ne seçiyor? Muhatap seçiyor yani. Ve bunun neticesinde bir de ahirette ne verecek? Bol bol ücret verecek. Bak, inanılır gibi değil. Şimdi bir tane marangozun eline kütük gelse, ham kütük. Marangozun bu ham kütüğü işlemesi, saraya masa yapması lazım. Bu ham kütük işlenmeye razı gelse, olur olur beni biraz yontabilirsin, biraz kesebilirsin, biraz beni biçebilirsin dese, bunlara razı gelse, saraya 10 numara masa çıkacak. Ve yıllar yılı şerefli bir vazifede tutunacak. Doğru mu? Ama ham kütük dese ki yahu benim de nefsim var, istemiyor canım böyle kesip biçmeni dese, razı gelmese, biçilmeye, kesilmeye müsaade etmeyen kütükler için o marangozun bir de neyi var? Sobası var. Çok güzel. Bir de sobası var değil mi? Madem masa olmaya razı değilsin, sehpa olmaya razı değilsin, koltuk olmaya razı değilsin, o zaman bir işe yara da bari beni ısıt diye o marangozun bir de neyi var? Sobası var. Şimdi şu örneği tekrar bir oturtalım. Kainatın tamamı Allah'ın esması. Allah'ın esmasının en çok tecelli ettiği varlık bizzat biziz. Yani şu zahirde gördüğünüz esma tecellileri var ya, onun alası ruhumuzda nakış nakış var. Seviyoruz, korkuyoruz, tutkulanıyoruz, canımız bir şeyler istiyor. Yani neler neler var bak. Bu özellikler hiçbir mahlukta yok. Bir insde, bir cinde var yani. Olaya bak. En kuvvetli insanda var. Şimdi Allah Azze ve Celle oradaki esmasının tecellilerini göstermek için seni bir model olarak almış, kiralamış, bir de ücretini veriyor. Ben burada ahiret dedim, rahat anlaşılsın diye. Ama Allah'ın isimlerini okuttuktan sonra bu dünyadaki lezzet bile tahammül edilir gibi değil yani. Akıllara zarar bir lezzeti var karşılığında. Şimdi Allah Azze ve Celle o kıyafeti üstümüze dikerken bazen iğne batıyor, kasten batırıyor. Bazen canın yanacak ki içindeki güzel sanat ortaya çıksın. Bazen bıçak bizi keserken ne oluyor? Biraz derinden kesiyor. Yani bunlar karşılık olarak bela ve musibetler, belki de hastalıklardır. Yani bazen biz hastalıkla misafir ediliyoruz değil mi? Bazen hastalıklar bize misafir ediliyor. Neden oluyormuş bu? Terzi diktiği kıyafetteki ince nakışları ve sanatını bizim üstümüzde göstermek istiyormuş. Şimdi biz o model gibi desek ki yahu bana eğil kalk diyorsun. Yani bana hastalık veriyorsun, arada açlık veriyorsun, arada yokluk veriyorsun. Yeter yahu, ben sıkıldım, bu modelliği yapamayacağım dese, böyle bir hakkı var mıdır? Hakkı yoktur. Çünkü bu sefer konuştuğumuz meselede kıyafet de terzinin, model de terzinin, hayat da terzinin, nefes de terzinin. Bu sefer konuştuğumuz hikayede
her şey ama her şey Saniye Zülcelal'in. Sen de onunsun. Seni dikmek için kullandığı argüman da onun. Arada canın yandığında gelen hastalıklar, musibetler de onun. Acaba bu musibetler geldiğinde karşılığında ne çıkıyormuş? Gelin biraz da bunu okuyalım. Buyurun. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun. Demeyi hak kazanabilir mi? Çok enteresan değil mi? Beni güzelleştiren bu hastalıkları göndermekle benim canımı sıkıyorsun, güzelliğimi bozuyorsun diyor. Çok akıl tutulması değil mi? Buyurun. Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Diyebilir mi? Neden diyemez? Buyur. Hakkı yok. Neden hakkı yok? Mülk onun değil. Mülk onun olmadığı için, yani kendisi kendisinin olmadığı için böyle bir şekvaya hakkı da yoktur. Çok güzel değil mi? Buyur. İşte aynen bu misal gibi Sani Zülcelal sana ey hasta, göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini... Yani ceset gömleği var ama altında ne var? Ne duygular var? Ne duygular var? Kalp var, sır var, ruh var, latifeler var. İnanılır gibi değil. Evet. Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Şimdi bir terzi vardı, kesip biçiyor. Bir de model vardı. Hem güzelleşiyor hem de karşılığında ücretini alıyor. Şimdi buradaki örneği oturtalım. Miskin adam kimdi yani? Model biziz. Değil mi? Belalarla, hastalıklarla, musibetlerle bizi kesen, biçen de Saniye Zülcelal olan Allah Azze ve Celle. Peki bu kesmesinin, biçmesinin, yani hastalıklar göndermesinin, musibetler göndermesinin sebebi sanatını göstermekti. Mustafa abi, burada sanat dediğimiz neyi göstermek? Kendi esmalarını. Tamam, çok güzel. Allah'ın sanatı dediğimiz neyi göstermek? Esma. Bak, kainatın amacı bu, amacı. Kainatın amacı Allah'ın esmasını göstermek, yani kendini göstermek. Mesela ben şimdi desem ki futbolcu Mustafa, futbolcu Esman. Mustafa oldu yine bu. Bak, elektrikçi Mustafa ne oldu? Elektrikçi senin bir adın, bir ünvanın. Ama ne oldu? Mustafa'ya gitti o kuvvet. İşte ne diyeyim? Güzel pasta yapan Mustafa. Şimdi o senin bir ünvanın. Kime gitti kuvvet? Kime gitti? Mustafa'ya gitti bak. Sen o az önceki marifetlerini niye sergiledin ortaya? Pasta yaptın, futbol oynadın, elektrik tamir ettin. Mustafa kim? Onu göstermek için. Şimdi buradaki Allah'ın bizim üstümüzdeki hastalıkla tasarrufun amacı neyi göstermek? Esmalarıyla kendi zat-ı uluhiyetini göstermek. Bak, esmaları göreceğiz. Allah'ın zat-ı uluhiyetini oradan tanıyacağız. Buna marifetullah deniyor. Bu esmaları görmekte bir tane ince mesele var. Girelim mi o matematiğe? Allah Azze ve Celle'nin cemali isimleri var. Bir de celali isimleri var. Cemali isimleri deyince cennete bakan esmalar aklınıza gelsin. Celali isimleri deyince cehenneme bakan esmalar. Mesela Rahman ve Rahim, Allah'ın cemali isimleri. El-Kahhar, Allah'ın celali isimleri. Şimdi bakın, bu isimlerden biri birisiz gözükmüyormuş. Bu dünyada öyle. Bu dünyada bu isimlerden biri birisiz gözükmüyormuş. Mesela Allah'ın Şafi ismi şifa vermek demek, doğru mu? Şifa veren Allah. Allah'ın şifa vermesinin gözükmesi için ne de vermesi lazım? Hastalıkta. Şimdi Allah'ın şifa veren isminin görünmesi için bir de hastalık veren isminin görünmesi lazım. Yoksa biz bu isimleri okuyup tanıyamayacağız. Bir de Allah Azze ve Celle sadece gözünle okuma, bir de derinden hissederek oku. Hakkel yakin mertebede oku diye hastalığı bizzat sana veriyor. Hastalık bana geldiğimde, beni model olarak kullandığında, arada iğnesi battığında, arada makası kestiğinde amaç neymiş? Allah'ın hem hastalık veren ismini hem de şifa veren ismini okumanmış meğer. Şimdi Allah Azze ve Celle bazen, mesela gidiyorsun, oynuyorsun bir yerde, çat elin kesiliyor. Bazen de kesilen yaralı elini gözünün önünde dikiyor. İnanılır gibi değil. Aslında orada neyi göstermek istiyormuş? Bak, benim isimlerimle beni tanı. Bak, kainatın amacı bu. Amacı bu. Allah'ı tanımak. Şimdi Allah Azze ve Celle bazen bize Rezzak ismini göstermek istiyor. Rızık verici. Peki Rezzak ismini göstermek için neyi de vermesi lazım? Açlıkta. Şimdi demek ki Allah Azze ve Celle rızık verme ismini bize göstermek için açlık veren isminin de devreye girmesi gerekiyor. Bak, neyle biliniyor bu isimler? Birbiriyle biliniyor bak. Bu isimler celali isimler, cemali isimlerle, cemali isimler, celali isimlerle birlikte üstümüzde okunabiliyor. Şimdi Allah Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin evvel ismi var. Evvel ismiyle biz dünyada keder, sıkıntı, hastalık, gam çekiyoruz. Sonra da ahir ismiyle ahirette bunun karşılığında güzellikleri gösterecek. Bu isimler neyle bilindi? Birbiriyle bilindi. Allah Azze ve Celle'nin zahir ismi var, görünen yüzü. Bir olayın görünen yüzü. Şimdi biz zahir isminde bu dünyada sıkıntı çekiyoruz, bela çekiyoruz.
İftiralara uğruyoruz bazen değil mi? Zahir ismiyle iftiralara uğruyorsun. Ama batın ismiyle ne oluyor? Perdenin arkasını görüyorsun. Meğer bunların karşılığı ne güzellikler varmış. Allah Azze ve Celle'nin kabız ismi var. Ne yapıyor kabız ismiyle? Bizi sıkıyor bazen, içimiz sıkılıyor değil mi? Bir de basit ismi var. Onunla ne yapıyor bu sefer? Ruhta inkişaf oluyor. Bak bu isimlerin birinin gözükmesi için diğerinin de tecelli etmesi bu işin muktazisi. Şimdi Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin eliyle kuyuya atılıyor. Ne oldu? El-Kabız tecelli etti. Daha sonra da Mısır aziz oldu. Ne oldu? El-Basit tecelli etti. Demek ki ruhta inkişaf olması için önce musibet gerekiyor. Nereden okuduk biz bunu? Allah'ın esmalarının tecellisinden okuduk. Allah Allah. Demek Allah Azze ve Celle böyle bütün isimlerini göstermek için insanı model seçtiği gibi bu isimlerde en ziyadesiyle insanda hastalıkla gözüküyormuş. Anladınız mı hastalığın altındaki derin meseleyi? Zahirde biraz canın sıkılıyor gibi ama perde kalktıktan sonra Allah seni hem model seçmiş hem de o modelin üstündeki tasarrufunu okuyacak muhatap seçmiş. Akıl alır gibi değil. Şu verdiği değere bak. Bir de beni nereden aldı biliyor musun Allah? Yokluktan. Yokluktan var etti. Allah Allah. Hastalık buymuş. O isimleri okumanın yeriymiş. Ama şu terziyle, varlıklı, marifetli terziyle miskin adamın örneğini anlayıp kendimizi o miskin adamın yerine koyalım. Allah Azze ve Celle'nin de nasıl bir Sani-i Zülcelal olduğunu anlayalım. Buyurun. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için... Anladınız mı bak? Biraz canın acıyor değil mi? Sıkıntılarla, hastalıklarla. Ama ne gözüküyormuş oradan? Esması gözüküyormuş, esması. Allah Allah. Ne derin mesele ya. Buyur. Onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Diyor ki hastalığın altında rahmet çıkacak diyor. Evet. Eğer perde açılsa... Bak şimdi. Neyin kalkması gerekiyor? Perde. Hastalık perdeymiş. Onun kalkması gerekiyor. Evet. Tevahhuş ve nefret estiğin hastalık perdesi arkasında sevimli güzel manaları bulursun. Bak şimdi. Bu manayı bulmak için ne lazım? Şurayı da bir oturtalım. Zahir ve batın diye iki tane kelime var. Zahir bir şeyin görünen yüzü demek. Batın da... Görünmeyen yüzü yani hakikati demek. Yani Allah'ın esması demek. Şimdi sahabe için bahsedilen en ince cümlelerden biri şu olsa gerek. Eşyanın arkasındaki esmayı görürlerdi. Şimdi biz diyoruz ya sahabe nasıl öyle sahabe olmuş? Bak en büyük özelliklerinden birisi. Eşyanın arkasındaki esmayı görürlerdi. Allah Allah bak şimdi. Demek bizim gördüğümüz zahiri suret bir de perdeyi yırtsak arkasında göreceğimiz batıni suret. Yani işin hakikati yani esması. Bak. Şimdi mesela benim gözüm rızkı görüyor değil mi? Ama akıl gözüm perdeyi yırtarsa yahu bu rızkı veren bir rezzak var onu görüyor. Şimdi benim şu maddi gözüm zahirde sanat görüyor. Ama akıl gözüm perdeyi yırtabilirse sanatı yaratan Sani-i Zülcelal'i görecek. Şimdi benim maddi gözüm sürekli ikram görüyor. Elması, armudu, şeftalisi, üzümü, sütü, çileği. Bunlar değil mi? Hep ikram yani. Yoktan yaratılıyor bunlar. Benim akıl gözüm şu zahir perdesini yırtsa arkasındaki kerim zatı görecek. Demek ki iki tane kelimeyi iyi bilmemiz lazım. Bu hastalığın altını görmek için. Biri zahiri, görünen yüzü. Biri de batını. Perde yırtıldıktan sonraki hakikati. Bizim... Zahir dediğimiz şu dünyadaki her şey perdeymiş. Her şey mi? Her şey perdeymiş. Peki o perdenin amacı neymiş? Perdeyi kaldır, yırt. Arkasındaki esmayı görmüş. Bak şimdi. Hani biz okul sıralarında otururken kelime çalışırdık, cümle çalışırdık. O kelimelerin ve cümlelerin bir manası var. O zaman kelime ve cümle zahirisi. Doğru mu? Görüneni. Peki biz bir kelime cümleyi niye okuyoruz Mithat? Manası için. Yani kelime ve cümle zahirse, aa bu cümle ne demek istiyor diye perdeyi yırtmam, batını ve hakikati oluyor öyle değil mi? Demek ki bütün kelimeler manalara perdedir. Biz geçenlerde bir tane hafız arkadaşla oturduk. Kur'an'ı hıfz etmiş, ezbere bilen bir arkadaşımız. Oturduk çok üzüldüm, çok uzun süredir namazım yok dedi. Demek ki kelimesi var, cümlesi var, zahirisi var kendisinde. Ama perde yırtılıp o kelimenin ve cümlenin manası yok kendisinde. Halbuki bütün madde mana içindir değil mi? Allah Allah. Şimdi bak zahir perdeli işler. Kelime ve cümle de perde miymiş?
Evet, onlar da perdeymiş. Ondaki amaç neymiş? Perdeyi kaldır, arkasındaki batınına. Yani hakikatine bakmış bak. Şu kainat dediğiniz var ya, cismani birer kelime. Şimdi ben kalemle elma yazarım. Allah Azze ve Celle de esma kalemiyle elma yaratır. Allah Allah bak. Birisi harfle yazılmış, diğeri esmayla yazılmış. Şu kainatın tamamı Allah'ın isimleriyle yazılmış ne oluyor birer? Kitap oluyor. Bizim amacımız ne? Elmanın zahirinden perdeyi yırtıp batınına gidip ya Rab burada meğer bana hangi isimlerini, hangi esmalarını göstermişsin meselesini anlayabilmek. Bak şimdi bir insanın demek ki Müslüman olarak vazifesi neymiş? Bütün kainat zahiri görünen perdeyse perdeleri yırtıp olayın batınına, hakikatine gitmekmiş bak. Şimdi gelelim ana konumuza, hastalığa. Hastalığın zahirinde ne var? Sıkıntı var. İnsanın istediği bir şey mi? Yok, hiç istediği bir şey değil. Peki hastalığın batınına gidelim, perdeyi yırtalım. Bu hastalığı veren neden verdi acaba? Bütün kainatı beni sevmiş, emrime vermiş. Beni bu kadar sevip bütün kainatı emrime veren şu Mehmet üzülsün diye bana hastalık gönderir mi? Göndermez. O zaman zahirinde hastalık da olsa batınında ne var? Rahmet var, rahmet bak. Şu kainatta hoşuma giden ve rahmet olarak algıladığım ne varsa bunun tamamı rahmet sahibi bir zatın elinden çıkmış. Bu kadar beni düşünen ve seven bir Allah şu Mehmet'i üzeyim diye hastalık gönderir mi? Göndermez. Demek hastalığın zahiri çok üzücü, sıkıntılı. Ama perdeyi kalsak, batınına baksak ne var batınında? Muazzam bir rahmet var. Allah Allah. Demek biz perde açılsa lezzet alacağız. Ama demek eşyanın zahirinde kalmışız. Şimdi bir insan annesinin yaptığı bir şeyde şefkat mi arar, ihanet mi arar? Şefkat arar. Çünkü annenin bu zamana kadar sana yaptığı, annenin şefkatli olduğuna bir referanstır. Bak anne neler neler yapmış, neler neler yapmış çocukken değil mi? Sarmış, sarmalamış, gece uykularını bölmüş, seni kucaklamış, aman yavrum uyusun diye ne mücadeleler etmiş. O da yetmemiş. Yaşın kaç olursa olsun anne hep annedir değil mi? Hep peşinden koşmuş. Şimdi bir gün annen sana şöyle bir tokat vursa onda bile dersin ki anamın tokadı da şefkatlidir. Kendi şefkatli olduğu gibi. Neydi buna referans? Geçmişte yaptıkları. Anamın tokadı da şefkatlidir. Bu şefkatli tokadın arkasında mutlaka rahmet vardır. Allah Allah. Şimdi biz Allah'ı da annemiz kadar tanısaydık, Allah'ın da yaptığı ve gönderdiği her şeyin arkasında bir şefkat olduğundan emin olacaktık. Yani iman etmiş olacaktık. Bak sorunumuz nereye gidiyor yine? Sana anne göndermiş, melek gibi başında diktirmiş, yedirmiş, içirmiş, ömür boyu baktırtmış sana. Sana bu kadar şefkatli anneyi gönderen Allah, haşa bir anne kadar da mı şefkatli değildir? Demek ki hastalığın zahir yüzü sıkıntılı olabilir. Ama perdeyi kaldırdığında her hareketi, her yarattığı, her hamlesiyle şefkatli olduğu, hem de sonsuz şefkatli olduğu aşikarane bir Allah'ın hastalığı da seni üzmek için göndermediği çok belli. Ama zahirinde kalırsak hastalıktan şikayet edeceğiz. Perdeyi yırtıp batında geçersek ne yapacağız? Hastalık bize rahmet gelecek. Demek ki Allah'ı hakkıyla tanısaydık hastalığında sabır değil belki de şükredilecek bir olay olduğunu anlayacaktık. Allah Allah. Şimdi Üstad Hazretleri bir cümle kullanıyor. Cümle çok önemli. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Burada güzel görmek ne demek? Kainattaki güzel şeylere mi bakmak demek? Mesela elmaya bakayım, çürümüş elmaya bakmayayım. Koyunu seveyim, ölmüş koyuna bakmayayım, sevmeyeyim onu. Bu mu demek? Güzel görmek bu mu demek? Kainattaki güzel şeyleri seç, onlara bak demek. Hayır. Niye hayır? Çünkü kainatta her şey güzeldir. O zaman güzel bakmak demek, güzelleri seçip bakmak demek değil. Bak başka bir şey o zaman. Güzel görmek demek, eşyanın arkasındaki esmayı görmek demek. Çünkü Allah'ın bütün isimleri güzeldir. Allah Allah bak. Madem Allah'ın bütün isimleri güzeldir, güzelden çirkin gelmez. Güzelin gölgesi de güzeldir. Allah Allah. Madem Allah'ın bütün isimleri güzeldir, biz o isimlerin zahirini değil, perdeyi yırtıp batınını görsek, demek ki güzeli görmüş olacağız. Şimdi bak, bu güzellik nasıl oluyor biliyor musunuz? Kainatta her şey güzeldir dedik. Nasıl güzel? Ya bizzat güzel ya netice itibariyle güzeldir. Mesela şu elma bizzat güzeldir değil mi? Para veririz, yeriz. İlaç nedir? Neticesi itibariyle güzeldir. Bizzat acıdır ilaç, neticesi güzeldir. Mesela barış bizzat güzeldir. Savaş nedir? Neticesi itibariyle güzeldir. O yüzden savaşırız değil mi? Allah Allah. Sağlık nedir sağlık? Bizzat güzeldir. Hastalık nedir?
hastalık da neticesi itibariyle güzeldir. Allah Allah. Bir insanın sağlıklı geçirdiği bir ömrü ibadetsiz geçebilir mi? Çok örneği var değil mi? Çok örneği. Maalesef. Nerelerde geçiyor ömür? Ama Allah Azze ve Celle bir kuluna hastalık verse, bir dakikası bir güne bedel bir ömre dönüşecek o hastalığa sadece sabredip dişini sıksa ahirette inanılmaz bir karşılık alacak. E bu pencereden baktığında hastalık sağlıktan daha güzel göründü. Zahirine baktığında sağlık güzel geliyor. Ama ömür telef olacaksa hastalığa bu pencereden bakarsan hastalık sağlıktan daha güzel görünmüş oluyor. Allahsız bakış her olayı karanlık gösteriyor. Her olayı karanlık gösterdiği gibi bir hastalık olayını da karanlık gösteriyor. Neden başıma bu geldi? Arkadaşlarım parkta bahçede gezip eğlenirken ben neden şu yatağa mahkum kaldım diyoruz. Ama imanlı bakışa bir sahip olup şu gözlüğü takabilsek hastalığın neticesinin sağlıktan bile daha güzel olabileceğini anlayıp idrak edebileceğiz. Bak şimdi şu dünyaya biz ne dedik? Perde dedik, perde. Çünkü zahir her şey perdedir. Bu dünya bir perdedir. Ölünce perde kalkacak değil mi? Bizim hastalık ve musibet olarak gördüğümüz her şeyin nimet olduğunu, hatta mükafat olduğunu gördüğümüzde çok utanacağız Allah'tan. Ama öldükten sonra utanmanın hiçbir anlamı yok. O zaman bu dünyada perdeyi, irademizi ve bu dersleri kullanarak yırtmak zorundayız. Öldükten sonra Allah'ın her gönderdiği hastalığın, musibetin çok güzel olduğunu anladım. Bu anlamak sana hiçbir fayda katmayacaktır dostum. O zaman daha ölmeden evvel bu iman dersleriyle, bak ne kadar önemli derslermiş değil mi? Bu iman dersleriyle perdeyi yırtıp kaldırıp perdenin arkasındaki hakikati görmek zorundasın. Yani yine Resulü Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğine geliyor konu. Mutu kable ente mutu. Ne diyor? Ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölmüş gibi yaşarsak, şu perdeleri yırtabilirsek ahiretimizde, dünyamızda çok huzurlu, güzel geçecek. Yoksa öldükten sonra anlamanın bir faydası kalmayacak. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela. Dünyada nereye bakarsan bak, her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım, sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar, sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde, tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil, uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.